Şimdi yine ilginç bir hikaye getireceğiz ekranlarınıza. Haliyle deprem nedeniyle bazı karışıklıklar yaşanabiliyor. İşte o karışıklıklardan bir tanesinde Furkan Uçar yaşadı. Depremde hem eşini hem de kızını kaybetti. İkisini de gözyaşlarıyla toprağa verdi. Ardından da yasal işlemler için E-Devlet'e girdi. Ancak kayıtlara göre o da ölüydü. Depremin vurduğu acılı eş şimdi günlerdir yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Deprem bölgesinde misiniz? Telefonun ucundaki yetkili bu soruyu sordu. Çünkü kayıtlara göre o bir ölü. Furkan Uçar eşi ve kızıyla Antalya'da yaşıyordu. Eşi ve kızı Antakya'ya gitti. Akrabalarıyla hasret giderdi. Eve dönüş zamanı gelmişti. O kadar yakındı yani yolculuk. 2 saat sonra yola çıkacaklardı. Ama çıkamadılar. Kaldıkları Gül Apartmanı çöktü. Hava Uçar'la 2 yaşındaki kızı Asya Lina'ya mezar oldu. Acılı baba apar topar Antakya'ya gitti. Eşinin ve kızının cenazesini aldı. Onların hatıralarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Onun yüzü, kızının bilekliği. Güçlükle ayakta duran baba bir şoku da E-Devlet'e girince yaşadı. Aslında giremedi. E-Devlet'ime girmeye çalıştığımda kimlik no veya şifre hatalı uyarısı aldım. Ardından 160'ı aradığımda büyük şaşkınlık yaşadı. Şu an aktif bir kullanıcı gibi görünmüyorsunuz. Durum vefat yazıyor. Deprem bölgesinde misiniz? Evet, deprem bölgesindeydi ama o ölü görünüyordu. Ben bu süreçte acımı yaşayamayıp şu an kendi yaşadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Tüm kurumlarca ben şu an vefat etmiş görünüyorum. Deprem kaynaklı. Avukat tutup yaşadığını ispatlamaya çalışacaktı. Avukat vekalet istiyor benden. Ya dedim arkadaş ben dedim ölüyüm. Ben vekalet veremem ki. Evet abi doğru söylüyorsun dedi avukatım. İş başa düştü. Furkan Uçar yaşadığını ispat etmek için başvurularını yaptı. Ben kapı kapı dolaşıp hayatta olduğumu ispatlamaya çalışacağım. Yola çıkamıyorum şu an. Çünkü bugün beni polis çevirse ölü bir adamın kimliği var üstümde. Acılı baba hatanın düzeltilmesini istiyor.